dolar indeksle başlamak istiyorum. 15 dakikalık grafikte burada oluşan talep bölgesinden e, güçlü bir engulf fiyatı yukarı fırlatmış. Oradan tepki aldı. İğnesiz başlarla tepki aldı ve fiyat yukarı doğru yöneldi. Bir müddet daha yukarı doğru çıkacak gibi görünüyor. Dolar indeksle beraber hareket eden diğer parite dolar Danimarka kronu. Platformunda dolar indeks olmayan dolar Danimarka kronundan takip edebilir. Neredeyse %100 birlikte hareket ediyorlar dolar Danimarka kronunda bu bölgede oluşan geniş bölge güzel tepki verdi ve fiyat bu bölgenin altında kapanıcıya kadar yukarı doğru gidecek gibi görünüyor. Dolar indekste ters hareket eden euro dolar paritesi bir önceki analizimizde şu bölgeyi çizmiştik. Yaklaşık 1.1452 seviyesi bu bölgeden tepki almıştı. Buradaki tepkinin çok derinden olduğunu ve tekrar ziyaretinde bu bölgene kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik. Ve bölge tekrar iğnelerek hacimli bir şekilde aşağı kırıldı. Aşağı kırıldıktan sonraki ilk test yeniden bir bölge oldu bizim için. Bu bölge şu an çok önemli. Şu an takip etmemiz gereken bölge bu bölge. Ve 1.14.52 seviyesini yukarı doğru kırarsa bu yükselişi tetikleyecektir düşüşü tetikleyen şey ise bu bölgeden aldığı tepkinin devam etmesi olacaktır. Momentumunu bir şekilde aşağı doğru. Şu an takip edilecek bölge buradaki geniş engulf. Dolar TL paritesi, dolar TL'de şu an saatlik grafikte oluşan bu bobin talep bölgesi şu an önemli. Buraya fiyatın burada ne tepki alacağına bakmak gerekiyor. Fiyatın buradaki tepkisine göre e, yön tayin etmek gerekiyor. Daha üst zaman diliminde baskılı bir şekilde e, trend şu an yine aşağı. Fakat aşağı düşen barlar bu bölgeden fırlayan barlar gibi değil, daha hacimsiz barlar. O yüzden uzun zamandır bu bölgeyi ben işaret ediyorum. Bu bölgeyi takip etmek çok önemli. Çünkü bu bölgeden tekrar tepki alma ihtimali. Çok yüksek 5 35 seviyeleri. Bu günlükte takip edeceğimiz bölge, bu bölgenin altına düşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemiştik. Ee, yeniden o bölgeyi takip edeceğiz. Fakat kısa zaman diliminde şu an takip edeceğimiz bölge buradaki bobin olması gerekiyor. Altın ons grafiği bugün anlattığım bir strateji vardı fake pin bar setup diye dikkat ederseniz o oluşum. Twitter'da da bir arkadaş sormuştu. Burada oluştu. Güzel bir şekilde oluştu. Ve bizim arz bölgemizde burası. 1241 seviyesinin çok güçlü bir bölge olduğunu söylemiştik. Ve bu bölgeye aynı fake pin bar setup bırakarak bölge içerisinde kapandı. Burası inside bar. Yani burada oluşan barların tamamı bu bölgenin içerisinde oluştu. Bu yükselen barın içerisinde iki bar oluştu. Son bar yukarı fake atıp tekrar bölge içerisinde kapandı düşüşün devam etme ihtimali yüksek. Bu bölgenin biraz daha içerisini test edip tekrar yukarı ivme yapması muhtemel. Şu an takip edeceğimiz şey bu pimbarın e, güçlü bir pimbar oldu. Ve bölge üzerinde kapanıcıya kadar ki o bölge yaklaşık 1252 seviyesi, 1253 seviyesi bölgenin üzerinde kapanış yaparsa günlükte e, yukarı hareketin devam edebileceğini düşünebiliriz. Fakat Bölge üzerine çıkmadı müddetçe bu pin bar bizim için güçlü bir satış sinyali ve bu bölgenin içine kadar fiyatın tekrar geleceğini düşünüyoruz. Dolar yen paritesi geçen hafta çok güzel bir arz bölgesi oluştu. Çok güzel bir bobin oluştu ve bobin aynı şekilde çok güzel tepki verdi. Tepki verirken yine tekrar bir bölge oluştu. Arz bölgesi o bölgede çok güzel tepki verdi. Bu iki bölge yukarı geçilmedi müddetçe dolar yen de yönü şu an aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarı geçişler için takip etmemiz gereken bölge ise 112-245 seviyesi diyebiliriz. Euro sterlin paritesinde ilk hedefimiz 0.8891 di. İlk hedefe geçen hafta kapanışla birlikte ulaşmış olduk. Şu an takip edeceğimiz ikinci nokta ise 0.9158 seviyesi. Şu an bu bobin tekrar tepki vermiş durumda. Satışların riskli olabileceğini şu aşamada söyleyebiliriz bölge altında kapanıncaya kadar. Euro yen paritesi geçen hafta 3 tane bölge çizmiştik. Bu bölgelerin tamamının aşağı doğru geçilmesi lazımdı, boşaltılması lazımdı düşüş için. İlk bölge güzel bir tepki vermişti geçen hafta ve yaklaşık olarak pimbardan sonra 85-90 pip civarı bir kar bıraktı. İkinci bölgenin tepkisi zayıf oldu. Üçüncü bölge aynı şekilde e, her ne kadar tepki verse de aşağı doğru kırıldı. Kırıldıktan sonra ilk bölge test edildi ve fiyat aşağı doğru indi. Ki günlükteki görüntüsü şu şekildeydi. Bizim üç bölgemiz şu mavi barda. Bu mavi bar önce pin bar daha sonra aşağı doğru istekli barla boşaltılmış oldu. Ve fiyatın şu an beklediğimiz bölge... Fiyatın bu aşağı bölgeye kadar tekrar sarkması, bölgeden tekrar tepki alması şeklinde. Şu an bulunduğu bölge dolar yenle beraber hareket edeceğini düşünürsek, şu aşamada burası boşaltılmış bir bölge, boşaltılmış bölgeden tepki alıyor. Bu bölgenin üzerinde kapanmadığı müddetçe e, yönün e, aşağı doğru olduğunu söyleyebiliriz ki burada da daha önce geçilememiş bir bölge vardı. O bölge güzel tepki verdi ve fiyat aşağı doğru gidiyor. Sterlin yen paritesi geçen hafta söylemiştim. Aylıkta takip ettiğimiz uzun zamandır bir bölge vardı. O bölgenin tepkisi güzel olmuştu ve fiyatın aşağı doğru yönlenebileceğini söylemiştik. Ay kapanışında bu mavi barın altında kapanış olursa burada bir bobin oluşmuş olacak. Ve o bobin tekrar test edilip fiyatın aşağı doğru inmesi ve aşağıdaki ilk hedef olan bu engulfu göstermiştik. O engulfu yani 132.089 seviyesini ziyaret etmesi yüksek ihtimal. Sterlin dolar paritesi aynı şekilde yukarıda güzel bir bölge oluştu. Eğer bölge tekrar ziyaret edilirse oradan tepki alma ihtimali şu an yüksek görünüyor. Dolar Kanada doları haftalıkta bir bölge çizmiştik. Bu bölgeden tepki aldığını Pimbar'la Engulf'la tepki aldığını söylemiştik. Şu an oluşan şekil yukarı doğru bir çıkış var. Fakat bizim daha önce söylediğimiz bir oluşum vardı. Fiyat yukarı doğru çıkarken aşağıdaki iğneleri daha uzunsa, aşağıdaki bölgeleri yani aşağıdaki alıcıları bitiriyor, kademeleri kaldırıyor ve bir müddet sonra düşecek anlamına gelme ihtimalini söylemiştik. O yüzden burada dikkatli olmak lazım. Zaten bizim yukarıdaki arz bölgemizden satıcıların çok olduğunu görmüştük ve bu bu bölge hacimli bir şekilde aşağı geçilebilir büyük bir barla buna dikkat etmek gerekiyor. Kanada doları yen Partisi geçen hafta elimizde şu bar vardı ve buradan satıcı topladığını söylemiştik. Bu bölgelerin boşaltıldığını söylemiştik ve tekrar burada oyalanıp yeniden satıcı toplayıp bölgeyi aşağı doğru kırdı ve aşağıdaki 82.998 hedefine doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Avusturya doları yen paritesi şu an içinde bulunduğu bölge bir arz bölgesi, satıcıların bulunduğu bölge. Fakat dikkat etmemiz gereken bu iğnelerin bölgenin üzerine çıkmış olması. Her ne kadar satıcı toplamış olsa bile çok yukarıdan topladı. Yani fiyat tekrar buraya gelirse aşağılarda satıcı yok diyebiliriz. Ortalarda yok diyebiliriz. Eğer bu iki pin yukarıdaki satıcılarda bitirdiyse bu bölgeyi kırabilir. Peki aşağıdan tetikleyecek olan bölge hangisi? Buradaki bobinimiz ve hacimli yükselen barların başladığı orijin. Bu bölgeye tekrar gelirse fiyatın yukarı gidip yukarıdaki bölgeyi kırma ihtimali var. Euro avustralya doları şu an bulunduğu bölge Kuasimodo bölgesi. Dikkat edelim burası 1, 2, 3, dip 4 ve 5. Burada güzel bir pimbar bıraktı yarım saatlik grafikte ve buradaki iğneler hep yukarıda. Alt taraftaki iğneler az önce de söyledim. Kısa fakat üstteki iğneler hep boşaltılmış fikrini uyandırıyor bizde. O yüzden şu dipin altında kapanınca kadar fiyatın yukarı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Brent aynı şekilde şu an bulunduğu bölge bir arz bölgesi, satıcıların olabileceği bir bölge. Açılışla, açılışla birlikte buna bakacağız. Eğer buradan tepki alırsa fiyatın yönü bir miktar aşağı olabilir. Dolar Güney Afrika randı, yani USD ZAR paritesi e, aşağıda günlükte güzel bir bölge var. Bizim dolar TL'de beklediğimiz bölge gibi yaklaşık seviyelerde aynı seviye. O bölgeye tekrar o bölgeyi tekrar ziyaret edip yukarı doğru fırlaması e, yüksek ihtimal. Şu an trendline'da line'da üçüncü e, dokunuşunu yaptı. Bu dokunuşla birlikte bu pimbar tepki verip aşağı kadar gitme ihtimali var. Aşağı giderse de tepki alacağı bölge 13.50 civarı. Dow Jones'ta burada oluşan güzel bir engulf vardı. Aynı bölgede tekrar bir engulf oluşturdu. Çok güzel bir yükseliş olmasına rağmen, hacimli bir yükseliş olmasına rağmen burası kırıldı. Kırılırken önce boşalttı, daha sonra orayı düşen bir barla doldurdu. Şuna çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Bir bölge Önce güçlü bir şekilde fiyatı yukarı fırlatıyor. Aynı bölge tekrar fiyatı aşağı fırlatıyorsa bu bölgedeki alıcı satıcı dengesi değişmiş demek olur çoğu zaman. O yüzden bu bölgenin tekrar ziyaretinde fiyatın aşağı doğru gitme ihtimali yüksek. Yukarı doğru yönelebilmesi için 25396 seviyesini yukarı doğru kırması gerekiyor. Ham petrol şu an bulunduğu bölge daha önce bir talep bölgesi. Şu şekil göstereyim onu. Buradaki bobin hacimli bir şekilde fiyatı yukarı fırlatmıştı. Ve o bölge test edildi. Ve ilk testten sonra bölge kırıldı. Şu aşağıdaki beyaz bölge kırıldı. 1, 2 ve 3. Üçüncü testi. 3. Üçüncü testinde fiyatı bölge aşağı doğru gönderemedi ve bölge içerisinde oyalanıyor. Eğer yukarıdaki bölgeyi test edip tepki alıp aşağı giderse satıcılı olduğunu düşünebiliriz. Fakat bölgeyi kırarsa yani 68-26'yı kırarsa bir müddet yukarı gitme ihtimali var. Bakır'la alakalı soran arkadaşlar olmuştu. Bakır şu an iki bölge arasında. İkisi de birer geniş bölge ve hacimle fiyatın fırladığı bölge. Aşağıdaki bölge yukarı fırlatmıştı. Henüz test edilmedi. Yukarıdaki bölge fiyatı aşağı fırlattı ve iki kere test edildi. Fiyatın yönü şu an aşağı doğru. Eğer bu bölgeye gelirse yani 265 264 civarına, 263 civarına gelirse buradan tekrar tepki alma ihtimali yüksek. Yön tayini için bu iki bölgenin üstünü altını kırıp e, devam etmesi lazım ki aşağıya da yukarı doğru gidecek diyebilelim. Eee BIST 30 Borsa İstanbul 30 grafiği. Buna aylıkta bakmak gerekiyor. Aylıkta e, çok güzel bir bobin oluşmuştu. Bu bobin iğnelerle boşaltılıp hacimli bir şekilde dolduruldu. Doldurulduktan sonra bu bölge tekrar yeni bir bobin oluşturdu. Yani bir bölgenin yeniden bir bobin oluşturması o bölgenin çok güçlü olduğunu, yeni oluşan bobinin de aynı şekilde güçlü olduğunu, fiyatı yukarı salmayacağını düşünebiliriz. Eğer aylık kapanışta bu bölgenin altında yani yaklaşık bu seviyenin altında kapanış olursa yani şu kutunun altında kapanış olursa bu bölgenin içini tekrar test edip aşağı doğru gitme ihtimali yüksek. Aşağıdaki ilk hedef ise haftalıkta bakmak gerekiyor. Buradaki bobin ve hacimli yükseliş 96048 seviyesi. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Bu haftalık analizler bu kadar. Umarım önümüzdeki hafta için faydalı olur. Daha sonraki haftalar için analizini yapmamı istediğiniz grafikler olursa bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın